Ufuk Ötesi'nden iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu hafta Ufuk Ötesi'nde dış politika konuşmayacağız. Bu hafta Türkiye'nin en büyük meslek odalarından TMOB'un alt örgütlerinin başlayacağı seçim sürecini tartışacağız. 330 bin üyeli Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın İstanbul şubelerinde yakın takvimde yapılacak seçimleri bugün ulusal kanal ekranlarında Ufuk Ötesi'nde konuşacağız. Konuklarımız İstanbul Şube Başkanı İnşaat Mühendisleri Odası'nın Sayın Cemal Kökçe ve yarın yapılacak seçimlerde Makine Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şube Başkan adayı olan Sayın Zeki Arslan. Her ikiniz de hoş geldiniz. Sağ ederiz. Değerli izleyiciler, ilerleyen bölümde, ikinci bölümde de Elektrik Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şube Başkanı Sayın Erhan Karaçay da bizlerle birlikte olacak. Telefonla kendisinden odasının seçim sürecine ilişkin görüşlerini alacağız. Mart ayı boyunca da diğer oda seçimleri de yapılacak. Dış politikadan ara verdiğimiz haftalarda yine TMOB'un diğer odalarının da seçim sürecini Ufuk Ötesi'nde konuşmayı sürdüreceğiz. Ben de Gemi Mühendisleri Odası üyesi ve 41. dönem yönetim kurulu üyesi olarak da bu konuyla özel ilgili olduğum için dış politika ağırlıklı Ufuk Ötesi'nde arada böyle programları göreceksiniz. Evet, program boyunca başta tabii TMOB'un çok değerli üyeleri olmak üzere siz sayın seyirciler de programımıza katılabilir, soru ve görüşlerinizi bizlere yöneltebilirsiniz. Alan kodumuz 212 olmak üzere 251-5090 numaralı telefondan bizleri arayıp operatör arkadaşlarımıza sorularınızı ya da görüşlerini yazdırabilirsiniz. Ya da elinin altında internet olan değerli mimar ve mühendisler ufukotesi@ulusalkanal.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirler. Ya da daha pratik olması bakımından herhangi bir cep telefonu operatöründen ulusal yazıp bir boşluk bırakıp adınızı ve görüşünüzü ya da sorunuzu 2353'e gönderebilirsiniz. Evet, Cemal Bey, isterseniz en yakın seçim trafiği makine mühendislerinde olduğu için Zeki Bey'le başlayalım. Evet, Sayın Arslan, yarın İstanbul Şubenizin, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubenizin seçimi var ve siz de Demokrat Mühendisler Makine Mühendislerinin başkan adayı olarak yarışacaksınız. Öncelikle genel bir bilgi alalım. İstanbul Şubesi'nde kaç liste var? Kimler yarışıyor? Demokrat Makine Mühendisleri kimlerdir? Temel politikalarınız nedir? Mühendislik örgütü olarak neler vaat ediyorsunuz? Bu da bir nevi siyasi seçim gibi algılanabileceği için meslektaşlarınızın genel çalışma koşullarından başlayarak ayrıntılı konuşacağız. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak Ulusal TV çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için. Makine Mühendisi Odası, değerli seyirciler, Makine Mühendisi Odası İstanbul Şubesi 42 yıllık bir demokrat geleneğe sahip bir şubemiz. Yarın da 43. yılın yönetici adaylarını, demokrat geleneğe sahip olan yönetici adaylarını, 30. dönem yönetim kurulu adayları olarak da yarın genel kurulumuz var. Öncelikle buradan programın başında seslemek istiyorum. Tüm demokrat, ilerici, yurtsever, devrimci meslektaşlarımızı bu genel kurula davet ediyorum. Çünkü bizim genel kurullarımız mesleğimizi, meslekten gelen birikimlerimizi, meslek sorunlarını irdeleyen, sorunlara çözüm üreten, aynı zamanda ülke sorunlarını kendine esas bir çözümleri konusunda politikamızı geleceğe dair taşıyan önemli bir kuruldur. Bu anlamda bizim genel kurullarımız üyelerimizin bir demokrasi kürsüsüne dönüşmüştür. Yarınki demokrasi kürsüsüne tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz. Mesleğine, ülkemize, geleceğine sahip çıkan bir demokrat, bir geleneğin devamı için bütün arkadaşlarımızı bu sorumluluğa, sorumluluk sahibi olarak da pazar günü yapılacak seçime de sandıktan demokratların yine zaferiyle gerçekleşecek bir süreci birlikte paylaşmak istiyoruz. Makine Mühendisi Odası İstanbul Şubesi bugüne kadar ülkenin birçok konusunda mesleğine gelen birikimini, meslektaş sorunlarını tartışan, üreten,
Ama mesleki sorunu ülkenin önüne koymayan, ülkenin çıkarları doğrultusunda gelişen teknolojiler, bilim ışığında toplumun ve insanlığın önüne bir politik olarak en temel ayrış olarak koymuş, bugüne kadar mesleğimizi halkımızın çıkarları doğrultusunda üreten bir örgütüz. Makine Mühendisi Odası İstanbul Şubesi Türkiye genelinde 84 bin üyesini içinde barındıran ve bunun da 22 bin üzerindeki üyeye sahip olan, yaklaşık 1/4'den de fazla bir üyeye sahip bir şubeyiz. 22 bin tane üyenin bugün ciddi anlamda en azından bir o kadarını da odaya üye olmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz ki 12 Eylül faşizmiyle beraber 12 Eylül yasası kamuda çalışan üyelerimizi o birlikte üretme, birlikte paylaşma, mevcut siyasi iktidarlara ve devlete karşı halkın çıkarları doğrultusunda mücadele etme kültüründen soyutlamak adı altında kamuda çalışan meslektaşlarımızın üye olma zorunluluğunu kaldırmışlardır. Evet. Ama yine bunun yanı sıra bugüne kadar gelmiş olduğumuz 12 Eylül sonrası ki 30 yıllık geçen bir tarihe de baktığımız zaman da bugüne kadar tüm siyasi iktidarlar TOB'ye ve TOB'nin muhalif kimliğine sürekli karşı duran, onu sürecin dışına iten, siyasi iktidarla karşı karşıya kalan bir örgüttür. TOB kültürü aslında bu geniş, bu devrimci, demokrat, yurtsever, halkın sorunlarını eğilen, meslekten gelen birikimini toplumun önüne koyan ve toplum adına, halk adına mücadele veren bir anlayışı mevcut siyasi iktidarlar, neoliberal politikaları doğrultusunda, özelleşme karşı politikalarımıza, ulaşıma yönelik politikalarımıza, çevre katliamlarına karşı oluşturduğumuz yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir kent politikalarımıza karşı biz hep muhalif olarak değerlendirmişler. Mesleki faaliyetlerimizi, örgütsel faaliyetlerimizi de engelleme konusunda gerek yasa koyucular antidemokratik uygulamalarıyla bugüne kadar kendilerini hayatın her alanında siyaset koyucular baskı olarak bize antidemokratik uygulamalarıyla sürdürmüşlerdir. En son kanun hükmünde kararnameler doğrultusuna baktığımız zaman bugün mevcut siyasi iktidarın kendi varlık sebebi özelleştirme yanında olan neoliberal politikalar doğrultusunda serbest piyasacı doğrultusunda çalışanların karşısında olan örgütlerin özgürlüğünde engelleri koyan ve buna bağlı olarak da kendisine muhalif olan TOB, nadir örgütlerden bir tanesi TOB'ye karşı da kanun hükmünde kararnamelerle bunların varlıklarını bugüne kadar sürdürülen işlevsizleştirme anlayışını hayata geçirmek istemektedirler. Mevcut siyasi iktidar yine diyoruz ki bugüne kadar uygulamış olduğu politikalarda kendisini sanayileşen bir toplum değil, tamamen rant ekonomisi üzerine oturan bir siyasi anlayışa sahip olduğunu ve gerçekten de özellikle kentlerde kendisini kentsel dönüşüm adı altında ifade eden, deprem adı altında yeniden yapılanma, kentsel dönüşüm adı altındaki politikalarını bir ransal dönüşme geçirmiş durumdadır. Bunu çok açık ve bariz bir şekilde görebiliriz ki en yakında Van depreminde görülmüştür. Van depreminde bile neden oradaki sorunun ivedilikle çözülemediğini, onları kendi kaderine bıraktıklarının temel kaynağı orada rantın olmadığıdır. Ve aynı zamanda baktığımız zaman devletin kamusal denetiminin, kamu kurumları içerisindeki faaliyetlerinin aciz kaldığını görmekteyiz. Yine biz biliyoruz ki kendi çıkarmış oldukları kararlar da olsun da, raporlar da olsun da halkımızı gerçek anlamda kamusal alandaki gerçek kamusal denetimi yapmadığı için de aradan geçen bir kısa süre içerisinde yeniden bir deprem yaşanmıştır. Sağlam olmayan alanlarda buraya oturma izni veren siyasi anlayış ve onun temsilcileri altında yine siz değerli basın emekçileri de aramızda hayatını kaybetmiştir.
Bunlar üzücü olaylardır. Biz işte TEOB olarak orada rapor açıklanmıştır. Sevgili başkan daha detaylı bir şekilde onu paylaşacak. TEOB'nin varlığını orada bile tahammül edemeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Yani biz mühendisler olarak da halkın yanında halkın sorunlarını doğrudan çözüm üreten ve gönüllü mühendislik hizmetlerimiz bilgimizi halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanma dilimizi bile, varlığımıza bile tahammül edemeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Öbür taraftan kentimize döndüğümüz zaman hemen daha yakın İstanbul'da depremler ve fırsatlar adı altında panel düzenleyen bir siyasi anlayış, hayatını hep fırsatlar üzerine kuran, bir rant ekonomisi üzerine oturan bir siyasi iktidar ve onun temsilcileri, belediye başkanları, aynı zamanda ilgili bakanlıklar hepsi bir arada yer almışlardır. Kent dediğiniz zaman, kentsel dönüşüm dediğiniz zaman, yapı dediğiniz zaman, çevre dediğiniz zaman, ulaşım dediğiniz zaman hep altında gerçek emekçiler, mühendis ve mimarlardır. Ama biz biliyoruz ki bu kurumları davet etmemişlerdir. Bunun temel sebebi bellidir. Çünkü bizim varlığımızdan rahatsız oluyorlar. Biz başka bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki, onlar rant diyor, biz diyor ki insanların barınma hakkı diyoruz. Onlar suyu ticaretleştirme diyorlar, biz diyor ki insanların suyun kullanma hakkı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar 3. Boğaz Köprü diyoruz, biz diyoruz ki raylı insanların en ucuz, sağlıklı, güvenli toplu taşım araçları diyoruz. Biz her alanda toplumun çıkarlarını ön plana çıkarırken mevcut siyasi iktidar ve temsilciler ve siyasi belediye yöneticileri her alanın insanın kendisini bir ticari meta hale dönüştüren ve her adımını oradan nasıl bir kazanç elde edebilirim temel felsefesi üzerine oturan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Yine şunu paylaşmak istiyorum. Özellikle kentte biz İstanbul Şube olarak belediyelerin en temel sorunlardan bir tanesi kamusal denetimdir. Evet. Ama biz biliyoruz ki kamusal denetimin yapmadıklarını biliyoruz. Bakın KAH Metrobüs adı altında bir ulaşım sorunu çözüm içerisinde hemen daha seçim öncesi alelacele getirdikleri ulaşma çözüm adı altındaki Metrobüs organı sonrasında dedik ki biz bu proje yanlıştır. Siz mühendislere, mimarlara bu konuda yıllardır sempozyum ve kongre oluşturan, bilimsel çalışma ortaya koyan, İstanbul'un gerçek ulaşım sorunu bu sadece bu palyatif çözümlerle olamayacağını ifade etmemize rağmen yeri, zamanı yeterince test edilmeden, kontrol edilmeden, araştırılmadan yapılan bir ulaşımın burada facialara ulaşacağını söyledik, ifade ettik. Sonuçta üzücü olaylar yaşadık biliyorsunuz metrobüs kazaları ile ilgili. Yine Davutpaşa olgusu var. Çok hala mahkemesi olan, mahkemeleri süren olgu var. Şimdi bunlar, bu ölümler neden yaşanıyor? Yani biz hak ediyor muyuz? Yani bu insanın, bu ülkenin insanları bunlar hak mıdır, caiz midir? Değil. Bunun gerçek sebebi bugün mevcut belediyelerin gerçek görevlerini yapamamaktan kaynaklanmaktadır. Yani iş sağlığı, işçi sağlığı, güvenliği, bu alanların gerçekten bu işleri işletmelere uygun olmadığını kontrol eden ve denetleyen mekanizma görevini üstlenmemiştir. Yerine getirmemiştir. İşte biz diyoruz ki makinesi odası İstanbul Şubesi olarak, aynı zamanda TEOB olarak, belediyeler gerçek görevinize dönün. Gerçek göreviniz sizin kamusal denetimdir. Sizin göreviniz rant oluşturmak değildir. Bir gecede yönetmelikleri değiştirerek milyonlarca haksız kazanç yaratmak değildir. Önümüzdeki dönemde biz TEOB olarak İstanbul'daki İKK bünyesindeki faaliyetlerimizin özellikle önümüze koyduğumuz işlerden bir tanesi kamusal denetimi gerçek anlamda kamu kurumlarının ön plana çıkaracağı, onlara gerekli önerilerimizi sunacağımız, eğer kadroları yetersiz ise de bugüne kadar da yaptık, yine de yapmaya devam edeceğiz. Mühendis ve mimarlarımız, meslektaşlarımızı eğitimden geçireceğimizi. Çünkü onların vermiş oldukları hizmetlerin halka vermiş olduğu hizmet olarak bildiğimiz için bu meslektaşlarımızın birinci görevi, biz meslektaş odaların görevi bu meslektaşlarımızı bilgilendirmek, gelişen teknolojilerini haberdar etmek ve bu bilgilerini toplumun sağlığı, güvenliği açısından kullanması anlamındaki bir görev olarak biliyoruz.
Yine biz diyoruz ki özellikle makine mühendisi odasının ve ilgili meslek odalarının kendi alanları ile ilgili mesleki kontrollerinin, özellikle proje denetimi, daha çok az olmadı belediyelerde mühendis olmayan kişilerin projelerin geçtiğini biliyoruz. Bunlar hukuk ve yargı noktasına taşındı. Ve belediyelerden patates mührü kullanarak sayısızca binaların, sayısızca meslektaşlarımıza karşı hem mesleki haksızlık meydana getirmiş, hem de birçok insanların can ve mal güvenliği tehlikeye sokan bir mesleki kontrolün olmadığı bir denetimlik yaşıyoruz. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. Kamu kurumunda görev alan kamu kuruluşları yöneticileri, belediye yöneticileri, asli görevinize dönün. İlgili meslek odalarıyla olan bu mesleki alandaki denetim olgusunun samimi bir şekilde çözülmesi ve facialara yol açmayacak her türlü çalışmaya biz açığız. Dün de açığız, bugün de açığız. Çünkü biz yasayla kurulan kamu kurumu niteliğinde bir mesleki demokrat örgütüyüz. Bu konu üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız. Bunlara görevleri yeniden hatırlatacağız. Eğer ki bunları yapmayacaklarsa, nasıl yapılması gerektiğini de biz dün gösterdiğimiz gibi bugün de göstereceğiz. Nedir dün gösterdiğimiz şeyler? Biliyorsunuz ki her gün evimizden iş yerimize veya bir başka bir yere gittiğin zaman araçlarla gidiyoruz. Yaklaşık 12-14 yıldır araçların LPG dönüşümü söz konusudur. Ve bunların mesleki denetimi bilinmelidir ki makine mühendisi odasının projelendirmesi ve bu üyelerimizi, meslektaşlarımızı eğitimden geçirerek belgelendirmesi, aynı zamanda araçları dönüşen LPG dönüşümlerin sızdırmazlık raporunu veren bir odayız. Hatırlarsınız 10 yıl öncesinde çok sayıda araçlarımız Türkiye'nin değişik noktalarında istenmeyen facialarla karşı karşıya kaldık. Ve örnek bir şey makine ve sodası İstanbul Şubesi. Bunu 10 yıldır Türkiye çapında makine ve sodası olarak gerçekten mesleki denetimin ne olduğunu, kamusal denetimin ne olduğunu örnekle göstermiştir. Yine Türkiye'nin dört bir tarafında asansör yetkilendirme, asansörün belgelendirme süreçleri ve asansörün denetim süreci yine odamız tarafından yapılmaktadır. Ama İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul'daki sorun bugüne kadar kendi alanlarındaki kamusal denetim yapmamakla beraber bunu doğru yapan bir kuruna da yapma konusunda bir çalışma içerisinde olmamıştır. Bunun sebebini ve nedenlerini biz biliyoruz. Yani çünkü bu alanlarında bile kendileri, belediyeleri bir rant alanı olarak bakıyorlar. Asli görevleri unutmuşlar, başka işlerle uğraşıyorlar. Oysa bir iş kazası olduğu zaman asansörde hepimiz kalabiliriz. Yani bunun şeyi yok, rengi, ırkı, cinsi, cinsiyeti, zengini, yoksulu yok. Asansörü artık bugün insanların, herkesin kullandığı önemli bir noktadan bir noktaya taşıyan bir mekanik sistemdir. Yani bunu belli bir noktada bakmazsanız, kontrol etmezseniz bunlar arıza yapacaktır. Bu konuda da biz bir iyi haber de paylaşmak istiyoruz. İstanbul'da bir Silivri Belediyesi ile özellikle asansör mesleki denetim konusunda ortak çalışmayı önümüze koyduk. Bunu yeni dönemde İstanbul'daki tüm belediyelerle bu çalışmayı, mesleki denetimi LPG'de olduğu gibi, araçların dönüşümlerinde olduğu gibi asansördeki en yetkin bir şekilde sürdürmeyi önümüzdeki çalışmadan bir tanesi. Yine her zaman her yerde basınçlı kapların denetlenmesi, iş yerlerimizin, konutlarımızın mesleki denetiminin mesleki denetim sorumluluğu çerçevesinde bunları yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz ve bunları üyelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bir kötü bir örnek daha vermek istiyorum. Özellikle yine makine mühendisi odasının bünyesinde yapılan araç muayenesi ile ilgili egzoz emisyon ölçüm işlerini de makine mühendisi odası yapıyordu. Biz bunu yine kamusal bir denetim olarak, topluma karşı bir sorumluluk olarak bakan bir pencereden bu işi sorumluluğu sürdürüyorduk. Çünkü egzoz emisyon ölçümü demek çevre kirliliği, insan sağlığını ve toplum sağlığını bu konuda bizim üzerimize düşen görev bu alanın kontrolsüz ve denetimsiz olamayacağını
noktadan hareket ederek mesleki duyarlılığımızı örgütün Türkiye'nin tüm genelinde bunları yapıyorduk. Ama bugün siyasi iktidar, yeni siyasi iktidar bunu aldı kendisi. Bütün çevresindeki servislere ve dağıttı. Ve makine mühendisi odası bu hizmetten kendisini çekti. Aynı zamanda TÜV'e de verdi. Şimdi bakın etrafınızda bir aracın egzoz emisyon muayene istasyonundan daha çok hepimiz rastlarız. Egzoz pulu satılır. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bizim çevre boyutumuzu, çevre kültürümüzü bu kadar alışveriş ilişkisine düşüren bir siyasi anlayış ve yönetimle karşı karşıyayız. Buradan meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadele, işte kendi mesleğimiz ilgili uzman olduğumuz alanlarda meslektaş arasındaki haksız rekabeti ortadan kaldıran, buna karşı mücadele eden, meslektaş birikimimizi, bilimsel çalışmalarımızı, toplumun menfaati, ülkemizin çıkarları doğrultusunda mücadele eden bir örgütüz. Ve burada niye sesleniyorum ki sizin kanun hükmünde kararnameniz, kurmuş olduğunuz Şehir ve Çevre Bakanlığınız her ne kadar TEOB'nin bugün yapmış olduğu mesleki faaliyetlerini, etkinliğini, üyeler üzerindeki etkinliği etkisizleştirme noktasındaki çabalarınızı bizim örgütlü mücadelemiz bunu aşacaktır. Çünkü toplum biliyor ki bu ülkede gerçekten bağımsız bir yapıya sahip, siyasetlerden bağımsız, devletten bağımsız bir örgüt olduğumuzu biliyor. Ve toplum ve üyelerimiz biliyor ki gerçek gücünü üyesinden alan bir örgütüz ve bilimsel çalışmalardan alan bir örgütüz. Düşünün ki böyle bir örgütü işlevsiz kılmak demek, yeni Davut Paşa'lar yaratmak demek, yeni metropolis kazaları yaratmak demek, araçlarımız patlaması demek. Aynı zamanda bir konu daha var ki çalışan ve ücretli, ücretsiz meslektaşlarımız. Kamuda çalışan üyelerimizi siz en önemli örgütlü araçlardan bir tanesini mahrum etmeniz, kamuda çalışan meslektaşlarımızı ekonomik ve demokratik anlamda da işlevsiz kılmak demektir. Yine özel sektöre döndüğümüz zaman, kriz ve kriz sonrası bedelleri en çok ödeyen ücretli çalışan ve işsiz üyelerimizle karşı karşıya kalmışızdır. Bugün %90'ını ücretli olarak tanımlamış olduğumuz makine mühendisi odası olarak bunun büyük bir bedelini mühendisler ödemiştir. Evet. Düşünün, mühendislerin büyük bedel ödediği, işsiz kaldığı bir ülkede nasıl sanayiden bahsedebiliriz? Nasıl gelişmeden bahsedebiliriz? Ama bugün siyasi iktidar gelişmeyi Kanal İstanbul olarak adlandırıyor. Bugün siyasi iktidar ve onun temsilcileri, siyasi rakiplerimiz proje deyince ihracattaki ve ithalattaki sürecin dünyada ilk 10 ekonomiye girdiğimiz ifade ediyor ama 100 milyar doların üzerindeki dış borcumuzu hiç kimse gündeme getirmiyor. Yine biliyoruz ki belediyelerimizde o kentsel dönüşüm adı altında, ransal dönüşüm süreci içerisinde kamu denetiminin olmadığı bir nokta içerisinde milyar dolarlar bu kentin, İstanbul kentinin insanlarını borca soktuklarını biliyorlar mı? Biz yeni dönemde işte bu halkı, bu insanları ve insanlardan topladıkları vergileri nasıl denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde harcandığını da yeni dönemde kamuoyuyla paylaşacağız. Evet, burada bir virgül koyalım Zeki Bey. Aslında sadece bir makine mühendisi olarak değil, bütün mimar ve mühendisler adına da genel bir tablo çizdiniz. Üçüncü köprüden trafiğe, ulaşımdan, metrobüs gibi genel çerçeveyi çizmiş oldunuz. İsterseniz buradan hareketle Cemal Bey'e de dönerek bu genel çerçevesi çizilmiş İstanbul problemlerini ve mühendislerle hükümet arasında bu projeler neden bir soruna dönüyor? Bunu irdeleyerek devam edelim. Sayın Gökçe, siz aynı zamanda TMOB bünyesindeki en deneyimli yöneticilerden de birisiniz. Önce şunu sorarak başlayayım.
mevcut eski iktidarlarla şimdiki iktidarı karşılaştırdığınızda hiç daha öncekilerden daha farklı bir hükümet modeli görüyor musunuz? Anayasal bir kurum olarak TMOB'u açıkça hedef alan bir hükümet var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Öncelikle buradan girelim, kısa bir siyasi yorumunuzu alalım. Sonra inşaat mühendislerinin neden TMOB'da en rahatsızlık uyandıran oda olduğunu 3. köprü üzerinden konuşalım. Peki, peki. İyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum aynı zamanda. Ve Sayın Arslan'a da yarınki genel kurullarında ve pazar günü yapılacak olan seçimlerde başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir kez hemen unutmadan şunu ifade edeyim. Buyurun. Ben bir makine mühendisi olsam, yarın yani sıradan makine mühendisleri üyesi olan bir kişi olsam, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin genel kuruluna giderim. 2 yıllık yönetim döneminde işte bir takım çalışmalar yapan mevcut yönetimin hangi çalışmaları yaptıklarını, hangi çalışmaları yapamadıklarını dinlerim. Onu irdelerim. Eksikleri varsa onun üzerinde görüşlerimi ifade ederim. Yapamamışlarsa, gerçekten yapılabilir olan işler varsa, onları da atlamışlarsa, yapamamışlarsa neden yapmadınız diye sorarım. Bir sonraki 2 dönemin dolayısıyla hazırlığını da yapmış olurum. Evet. Bir meslek insanı olarak. Bize yakışan budur. Çünkü sadece oy kullanmak değil, oy kullanmak işin en son halkasıdır. Evet. Bana göre işin birinci gününden daha kolay bir durumudur. Oysa ben eminim ki bugüne kadar yapılmış olan genel kurullardan biliyoruz. Bizim birinci günkü genel kurul çalışmalarına, 2 yıllık şube yönetim kurullarının yapmış oldukları çalışmalarının irdelenmesi toplantısına gelinmez. Sürekli olarak çağrılar 2. gün için yapılır. Yani seçim için çağrı yapılır. Bu da ne meslektaşlarımızın kendilerini geliştirici bir durumdur, ne de ülkemize ve kentimize katkı sağlayıcı bir durumdur. Ben buradan öneriyorum hem 3-4 Mart tarihinde yapılacak olan İnşaat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi ve diğer şubelerimizin genel kurulları açısından, hem de yarın İstanbul'da, Ankara'da, ülkemizin başka kentlerinde yapılacak olan Makine Mühendisleri Odamızın şubeleriyle ilgili genel kurullara hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm meslektaşlar katılsınlar. Mevcut yönetim kurullarının yapmış oldukları 2 yıllık çalışmaları irdelesinler. Çünkü bu ülkemize katkı sağlar, kentlerimize katkı sağlar, mesleğimize katkı sağlar. Yoksa yani 2 yıl sonraki bir dönemi hedefleyerek sadece ve sadece yandaş olan taraflara altlık oluşturmak çerçevesinde seçimi kazanmış olmak hiçbir şey kazandırmaz ülkemize. Bu temel problemlerden birisidir. Bunun altını çizmek isterim. Umarım yarın böyle olmaz. Bizim genel kurulumuzda böyle olmaz. Çünkü izliyoruz, ilgili gruplar hep 2. güne çağrı yapıyorlar. Yani 1. güne çağrı yapmıyorlar. Oysa biz meslek insanları olarak çağdaş, ilerici, demokrat, teknikten, teknolojiden yana, bilimsel düşünen, aklını doğru kullanan meslek insanları olarak 1. güne çok önem veriyoruz. Çünkü orada sen bir planlama yapıyorsun, daha sonraki projelerini ortaya koymak açısından. Birincisi bu. Evet. İkinci olarak, ben çok uzun ömürlü bir insan değilim ama yaşamış olduğumuz dönem itibariyle hakikaten çok şeyler gördük, çok şeyler yaşadık bizim ülkemizde. Yani 150-200 yıla sığdırılamayacak kadar önemli şeyler yaşadı bizim kuşağımız. Dolayısıyla bunların deneyimini de birlikte taşıyoruz. Bu çerçevede ben hiçbir dönem meslek odalarının genel kurullarına veyahut meslek odalarına bu kadar müdahale edilebilen bir dönemle karşılaşmadım. Oysa ne kadar güzel mevcut yönetimler, kentle ilgili yönetimler olabilir, yani yerel yönetimler olabilir, merkezi düzeydeki çeşitli bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların yönetimleri olabilir. Sayın Arslan'ın da altını çizdiği gibi Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği anayasanın 135. maddesine dayalı olarak kurulan mühendis ve mimarların mesleklerini yapabilmeleri için 6235 sayılı yasa kapsamında meslek odalarına üye olmaları zorunlu olan, meslektaşlar arası dayanışmayı sağlaması gereken bir meslek disiplini içerisinde çalışan,
aynı zamanda halkın yararına ve toplum yararını dikkate alarak haksız rekabeti önleyecek çalışmalar içerisinde olan meslek kuruluşlarıdır. Dolayısıyla bu kapsam içerisinde çalışma yapacak olan bu meslek kuruluşlarından, yani Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olan 23 meslek kuruluşunun uzmanlıklarından mevcut hükümetin yararlanması gerekir. Ki dünyada bu böyledir. Neden böyle olması gerekir? Çünkü geçmişte dünyadaki nüfus son derece azdı, ülkemizde nüfus son derece azdı. Yani işte 13 milyondan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını alırsak bugün 72 milyona, 74 milyona geldi ülkemizin nüfusu. Dünyanın nüfusu 7 milyara geldi. Ne oldu? Dünyadaki var olan kaynaklar, sınırlı olan kaynaklar giderek tükendi ama insan sayısında, nüfus sayısında giderek artma oldu. O zaman ne yapmak lazım? Bugünkü anlayışla sürdürülebilir bir gelişmeye meslek insanları olarak bizlerin katkı sağlamamız, yöneticiler olarak da, kent yöneticileri ve ülke yöneticileri olarak da konuya bu kadar büyük bir perspektiften bakan meslek insanlarından ve meslek kuruluşlarından yararlanmak gerekir. Ne demek istiyorum? Ülkemiz ve kentimiz önemli bir deprem ülkesi ve önemli bir deprem kenti. İstanbul Açık Hava Müzesi dünyanın. İşte biz 2700 yıllık bir kentten bahsediyorduk. İşte bu metro kazıları nedeniyle görüldü ki 2700 yıllık bir kent değil, dünyanın en eski kentlerinden birisi İstanbul. 8500 yıllık bir tarihi olan bir kent. Dolayısıyla geçmişimizi de bugüne getiren, yapılmış olan kazılarda bir kent. Ama gelin görün ki Açık Hava Müzesi olması gereken bu kentin geçmişteki uygarlıkların eserleri üzerine biz oteller yapmaya başladık bu kentte. Birincisi bu. İkinci olarak yine İstanbul gibi önemli dünya kentlerinde en az 500-600 kilometre metro vardır. Fakat gelin görün ki İstanbul gibi bir kentin metro olarak, lütfen yanlış anlaşılmasın, ben zaman zaman ifade ediyorum, arkasından bana diyorlar ki işte olur mu, işte raylı sistemle metroyu karıştırıyorlar. İstanbul'un 500-600 kilometre metrosu olan İstanbul gibi kentler bugün Avrupa'da ve Amerika'da bolca var. Bizim İstanbul'un metrosu sadece 18,5 kilometre. Yani tramvay yollarından bahsetmiyorum. Bugün İstanbul'un en temel iki sorunu var. Birisi deprem, diğeri ulaşım. Ne olması gerekir? Bakın, dünyada Avrupa kentlerinde 550 bin kişiye 550 otomobil düşüyor. Amerika kentlerinde 1000 kişiye 650 otomobil düşüyor. İstanbul'da 1000 kişiye 230 mertebesinde otomobil düşüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 1000 kişiye 230 otomobil düşmüş olmasına rağmen evimizden iş yerimize, işte çocuklarımız evlerimizden okullarına, okullarımızdan evlerine gidip gelirken zamanlarının önemlice bir kısmı yollarda geçiyor. Yani dünyanın bu kadar önemli bir kenti, açık hava müzesi olması gereken böyle bir kent, doğal güzellikleriyle işte kendisini belli eden böylesi bir kentte yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. İkincisi deprem. İstanbul'da bulunan yapılarımızın %70'i kaçak olarak üretildiğini biz söylemiyoruz. İlgililer söylüyorlar. Ruhsat almış olan yapıların önemli bir kısmı da mühendislik hizmeti almadan üretilmişler. Dolayısıyla en azından deprem konusu ve ulaştırma konusu bu kentin en temel sorunlarından birisi olmasına rağmen 1999 yılının 17 Ağustos'unda yaşamış olduğumuz Gölcük depremini, ki İstanbul'da önemli ölçüde etkilenmişti, kimse bilmez ama 3030 mertebesinde İstanbul'daki yapılar ağır hasar görmüştü. 30.000 mertebesinde yapılarımız da önemli ölçüde hasar görmüştü. Yine İstanbul'da 1000'e yakın insanımız hayatını kaybetmişti. Ki depremin merkezi İstanbul'a yaklaşık olarak 110 kilometre uzaktaydı. 20 kilometre ötemizden geçecek olan fayın patlamasıyla ortaya çıkacak sorunu ben düşünmek bile istemiyorum. İkincisi ulaşım konusu. Bu kentte biz hiç kimsenin, biraz önce ifade ettim, Avrupa kentlerinde 1000 kişiye 550 otomobil düşüyor.
Amerika'da 1000 kişiye 650 otomobil düşüyor. Bizde işte 1000 kişiye 239 mertebesinde otomobil düşülüyor. Düşünün, bugün 2800 mertebesinde otomobil var İstanbul'da. İstanbul'da İstanbul'un nüfusu giderek artıyor. 1000 kişide 400 kişinin, bakın Avrupa'da 550 kişinin 550 otomobili var 1000 kişinin. Amerika'da 650 otomobili var. Türkiye'de, yani İstanbul'da 1000 kişide 400 kişinin otomobil olması demek, İstanbul'da 8 milyon mertebesinde otomobil olması demek. Dolayısıyla siz İstanbul'un her tarafını karayolu yapsanız bile problemi çözemezsiniz. O zaman bu sevdadan vazgeçmek lazım. İstanbul'u toplu taşıma sistemine hazırlayacak metrosuyla, metrobüs yoluyla, yani tercihli otobüs yoluyla, deniz yolu ulaşımıyla, bunlar arasında sağlanacak olan entegrasyonlarla gerçekten İstanbul'un trafik sorununu çözmek olanaklı değil, ama ulaşım sorununu çözmek mümkün. Neden bunu söylüyorum? Siz eğer İstanbul'da yaşayan insanlara toplu taşımayla ilgili, ulaşımla ilgili bir tercih sunarsanız, bu insanları sadece kendi otomobillerine bağlı olarak bırakmazsanız, insanlar da o zaman bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gitmeyi düşünürlerse, inerler metroya, binerler aşağıya, binerler metroya, istedikleri yere giderler. Ama siz bu tercihi İstanbul'da yaşayan insanlara sunmazsanız, o zaman otobüsün içerisinde bekleyeceğime, arabamın içerisinde beklerim der, arabasını alır sokaklara düşerler. Dolayısıyla bu anlayışla İstanbul'un sorununun çözülmesi mümkün değil. Niye bunu ifade etmeye çalıştım? 1992 yılında İstanbul metrosunun temeli atıldı. Geç kalınmış olan bir projeydi. Düşünün, hemen tünel diyoruz Şişhane'de, ismi üzerinde dünyanın ikinci metrosudur. 1871 yılında temeli atılmıştır. 1873 yılında işletmeye açılmıştır. Ama gelin görün ki aynı kentte ancak ve ancak 1992 yılında metronun temeli atılmıştır. Her yıl 15 kilometre eğer metrosu yapılmış olsaydı bu kentin, bugün 300 kilometreden az şeyi olmayacaktı, metrosu olmayacaktı. İşte İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi diğer şubelerimizle birlikte ulaştırmayı, gerçekten ulaştırmanın her alanıyla ilgili 2 yılda bir önemli bilimsel kongreler yapan, bu yılda geçtiğimiz 2011 yılının Mayıs ayında 9. Ulaştırma Kongresi ile uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde ciddi katılımlarla ciddi projeler ortaya koyduk. Ama bizde arazi kullanımıyla ilgili olması gereken ulaştırma kararlarının ne yazık ki arazi kullanım kararlarının dışına çıkılarak bir gecelik ve saatlik kararlarla, yani planlamacı bir anlayışla değil de projelendirici bir anlayışla ortaya konduklarını görüyoruz. İşte İnşaat Mühendisleri Odası olarak biz, işte diğer meslek gruplarımız, meslek odaları olarak diğer meslek odalarımız, mevcut yerel yönetimlerin ve mevcut iktidarların bireylere hedef alan, çözüm getirmeyen, kısa vadeli çözüm bile getirmeyen, birilerine yönelik olarak gecelik projelerle ortaya konan bu projelere karşı çıkmış olmamız nedeniyle bir iktidarın gerek yerel düzeyde gerek merkezi düzeyde, işte bir meslek grubunun seçimlerine yönelik olarak, genel kurullarına yönelik olarak tarafsız kalması gerekirken, yandaş bir noktaya düşmüş olmasının altında var olan TMMB'ye bağlı meslek odalarının konuya, kentimize ve ülkemize bilimsel ölçekte bakmış olmalarının, bu konuları yüksek sesle seslendirilmiş olmalarının mevcut yöneticilerin işine gelmemiş olmasıyla ilgili bir konudur. İşte bu nedenledir ki birinci günü tercih etmiyorlar, konunun tartışıldığı birinci günü tercih etmiyorlar. Ben eminim ki yani oraya getireceği insanların önemlice bir kısmının genel kurul tartışmaları sonrası kafalarının karışarak oradan çıkacaklarına emindirler. Yani kendilerine oy vereceklerini düşündükleri birçok insanın bizim genel kurulumuza katıldığında kendilerine oy vermeyeceklerini emindirler. Bu nedenledir ki insanlarla yüz yüze gelmesini sağlamıyorlar. Bizlerle yüz yüze gelmelerini sağlamıyorlar, ama ne diyorlar? İkinci günü gelin, oy kullanın. Oysa bu bize göre bir meslek odası seçimlerinde olunması gereken bir durumdur diye düşünüyorum ve bu konuyu önemsiyorum. Evet.
üçüncü köprü meselesine gelirsek, aslında şu anda İstanbul'daki en önemli meselelerden biri. Tabii şöyle bağlayarak sorayım. Haydarpaşa Port'tan Galata Port'a, İkibe arazilerinden 3. Köprü'ye kadar İstanbul'daki pek çok projenin önünde Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları bir engel. Danıştay'a evet. gitmiş davalar var ve bu hükümet açısından da artık açıkça söyleniyor. TMOB bir sıkıntı oluşturuyor diye. Bu durum sendikalarla kıyasladığımızda hükümetin bu sendikaları ele geçirme şeklinde geçmiş yaşanan örnekleri düşünürsek aynısı TMOB şubeleri içinde geçerli mi? Hükümetin bu odaları özellikle mimar, inşaat, makina gibi büyük odaları ele geçirmek ve bunların hükümetin bu projelerin önünde engel olan yapısını değiştirmek gibi bir hedefi var mı? Bu hedeflerin olduğu açık. Fakat mevcut meslek odalarını ele geçirmenin çok kolay olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama en azından bu süreçte 2012 yılı Ocak ayında veyahut işte Nisan ayına kadar şube genel kurulları, sonra merkez genel kurulu, sonra TEMO ve genel kurulu sürecinde yani yönetimleri ele geçirme çalışmaları içerisindedirler. Ama yönetimleri ele geçirebilme şanslarının son derece zayıf olduğunu ifade edebilirim. Çünkü meslek insanları yani mühendis mimarlar da akıllı insanlardır. Kendilerine bir takım şeylerin dikte ettirilmesine karşı çıkacak çerçevede eğitimli, bilgili insanlardır. En azından kendilerine yapılmış olan bu baskının geriye dönüşünün olmayacağını, farklı bir çerçeveye doğru dönüş olacağını bilmek gerekiyor. Yani bizim meslektaşlarımızın da gerek Makine Mühendisleri Odası'nın genel kurullarında ve seçimlerinde, gerekse bizim genel kurulumuzda ve seçimizde böyle bir refleks içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Birincisi bu. İkinci olarak son derece haklısınız. Kentle ilgili yatırımları en azından desteklemek ve onları alkışlamak çerçevesinde meslek odalarını son derece önemsiyorlar. Çünkü önemli bir meslek grubudur. Sayın Arslan söyledi, 22 bin mertebesinde Makine Mühendisler Odası İstanbul Şubesi üyesi. Bizim de İstanbul Şubesi ülkemizdeki şubeler arasında 80 bin mertebesinde olan, toplam 80 bini aşkın işte İnşaat Mühendisler Odası'na üye olan meslektaşlar arasında, en şubeler arasında en fazla üyeye sahip oda, şube, 22.500 üyesi var. Dolayısıyla böylesi bir gücü yanına almak, onun desteğini sağlamak, kendi projelerine destek verilmesini istemek hakikaten bulunmaz bir int kumaşı. Ama demokrasiyle, uygarlıkla, katılımla, gelişmişlikle, şeffaflıkla da bağdaşmayan bir şey. Ben meslektaşlarımın konuya böyle bakacaklarına eminim. Şimdi Sayın Belediye Başkanımızın, Kadir Topbaş'ın, işte kentimizi yöneten Belediye Başkanımızın iki duyurusunu hiç unutmuyorum. Üzülüyorum çünkü Sayın Topbaş da bir meslek insanıdır. Evet. Kendisini öyle tanımlar. Bir mimar olduğunu ifade eder. Biz de gerçekten mimar olması sıfatıyla İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman gerçekten kentimize mimarca bakacağını, kentin gelişimini planlı bir çerçeveye oturtacağı çerçevesinde bir yönetim tarzı ortaya koyacağını düşünmüştük. Ama ne yazık ki örneğin bir televizyon programında ilgili moderatör kendisine sormuştu. Demişti ki, Sayın Başkan, İstanbul gibi kent geçmişi itibariyle veyahut İstanbul'a benzer kentlerin önemli meydanları vardır. Ama bir sürü şeyler yapıyorsunuz, inşaatlar yapıyorsunuz. Bunlarla da övünüyorsunuz ama İstanbul'un meydanı yok. Sayın Başkan şöyle demişti, benim saçlarım havaya kalkmıştı. Biz alışveriş merkezleri yapıyoruz ya, artık meydan yapmaya gerek yok. Bakın şimdi kentimizi yöneten bir belediye başkanımız, ki bu sabittir, ismini de verebilirim, tarihini de verebilirim, ilgili televizyon programında ifade etmişti. Acaba dili mi sürçtü diye bir anda tereddüt etmiştim. Ama sonraki programın gelişiminde işte dilinin sürçmediğini, gerçekten konuya böyle baktığını fark ettim. Yani ticaretle, yani bir ticaret alanı olan alışveriş merkezleriyle
kent meydanlarını karıştıran bir belediye başkanımızın olmasına üzüldüm. Birincisi bu. İkinci olarak da biliyorsunuz, yine sözlerimin başında ifade etmiştim, iki temel konu var diye. Birisi ulaşım, birisi İstanbul. Ulaşım deprem konusunda da İstanbul'un toplanma alanları kalmadı. Ben 1999-2003 yılı arasında İl Afet Merkez Kurulu'nun, o zaman İstanbul Valisi olan Sayın Erol Çakır'ın başkanlığında bir İl Afet Merkez Kurulu oluşturulmuştu. O kurulun 14 kişisinden birisiydim. Deprem sonrası İstanbul'un da işte yaşayacağını bildiğimiz 30 yıl içerisinde yaşanabilecek artı eksi bir deprem sonrası işte kurulacak olan çadır yerlerinin ve toplanma alanlarının son derece önemli olduğu son Van depremiyle ortaya çıktı. Biz 300 çadır kurulacak yer belirlemiştik İstanbul'da. 160 mertebesinde de toplanma yeri belirlemiştik. Toplam 470 yer belirlemiştik. Ama ne yazık ki bugün bizim 2003 yılı, 99-2003 yılı arasında ki belirlemiş olduğumuz bu yerlerin de yeterli olmadığını görmüştük. Bizim belirlemiş olduğumuz bu çadır yerleri ve toplanma alanları ile ilgili olarak önemlice bir kısmı, yarısı yapılaşmaya açıldı. Dolayısıyla yapılaşma demek, yani yeni konut demek insan demek. İnsan demek otomobil demek. Otomobil demek kent trafiğinin ve ulaşımının biraz daha problemli hale gelmesi demek. Birincisi bu. İkinci olarak da dedik ki işte deprem sonrası biliyorsunuz İETT arazisi var. İşte ulaştırması ve yapı yoğunluğu açısından İstanbul'un en problemli yerlerindendir Levent. Oradaki yanılmıyorsam 46 dönüm mertebesindeki İETT arazisini satmayın. Deprem sonrası orası toplanma alanı olarak kullanılabilir. Rekreasyon, gezme, dinlenme, eğlenme yeri olarak düşünülebilir. Az katlı, az yoğunluklu kültür merkezi olarak yapılabilir demiştik. Ama biliyorsunuz gökdelenler yapılması çerçevesinde satıldı. Biz de İnşaat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi ile birlikte yargıya götürdük ve durdurduk. Sayın Başkan işte şöyle dedi, şu odalar bırakmıyor ki bunları satalım. Ya kötülük etmedik biz bu kente, iyilik ettik. Tam tersi, boş alanları yapılaşmaya açmak yerine likör fabrikasının bulunmuş olduğu yeri yapılaşmaya açma. Ali Sami Yen stadyumunun bulunmuş olduğu yeri yapılaşmaya açma. Çünkü oralara yeni yapılar yapılması durumunda İstanbul'un ulaşım açısından en problemli yerlerdir. Çok daha problemli hale gelecek. Dolayısıyla kente böyle bakmak, aynı zamanda yani her boş alana yeni bir yapı yapmak, sürekli olarak İstanbul'a köprü yaparak köprü trafiğini azaltacağını düşünmekle paralel. 1970'li yıllarda büyüklerimiz ifade etmişlerdir. Köprüler anlayışıyla İstanbul'un ulaştırmasına ve iki yaka arasındaki ulaşım problemine çözüm bulamazsınız. Ben bunu şöyle ifade ediyorum bugün. Değil üçüncü köprünün yapılmasını, İstanbul Boğazı'nın üzerini betonla kaplasanız İstanbul'un ulaştırmasına, bakın iki yaka arasında ulaştırmadan bahsetmiyorum. Ben biraz önce Bahçeli Evler'den geldim. Buraya 8.30'da yani trafiğin azalması gereken bir saatte, 1.5 saatte geldim. İstanbul'un sorunu sadece Boğaz köprülerinde, ana arterlerde olan bir problem değil ki. İstanbul'un ulaştırma sorunu ve trafik sorunu İstanbul'un her tarafında ortaya çıkan bir sorun. Dolayısıyla siz 3. köprüyü yaparak 1. ve 2. köprülerdeki trafiği hafifleteceğinizi iddia ederek 3. köprüyü yapacağınızı söylediniz. Çünkü dediler ki biz 1. köprüyle 2. köprüden geçen ağır vasıtaların ve tırların toplam köprü trafiği içerisindeki oranı 2.11. Biz bunu 3 olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla işte başka illerden gelen tırlar ve ağır vasıtalar transit geçsinler, kent içi trafiğine girmesinler. Peki 2.11 için, 3 için, %3 için iki köprü trafiğindeki ağır vasıtaların ve tırların payı üçüncü bir köprü yapmasının gerekçesi olabilir mi? Tam tersi, üçüncü köprü İstanbul'un en kuzeyine yapılarak, biz birinci köprüden biliyoruz, ikinci köprüden biliyoruz. Siz bir yere yol yaparsanız, bir yere köprü yaparsanız o bölgede bulunan boş alanlar yapılaşır. Siz bir yere kanal yaparsanız
o bölgede bulunan boş alanlar yapılaşır. Zaten biz bu biraz önce açıklamış olduğum rakamları bildiğimiz için yahu 2.11 için yani iki köprü üzerindeki %3'lük ağır vasıtaların trafiğine yönelik olarak bir üçüncü köprünün yapılamayacağını hep ifade edip duruyorduk. Ama Sayın Başbakanımız iki yakaya iki kent diye ifade edince tamam dedik, konu anlaşıldı. Çünkü iki yakaya iki kentin altlığı olarak kullanılacak. O bölgede kapatılmış olan araziler yapılaşmaya açılacak. Peki şimdi soruyorum size, bir meslek insanı olarak, bu programın yöneticisi olarak bizi izleyenlere ve dinleyenlere soruyorum. İstanbul'un en kuzeyiyle ikinci köprü arasındaki boş alanın yapılaşmasıyla o bölgede hangi toplu taşıma var? O bölgede oturacak olan insanlar nerede çalışacaklar? İstanbul'da çalışacaklar. Neyle gidip gelecekler? Özel otomobilleriyle gidip gelecekler. Peki bu kadar yoğunluklu yapılaşan yerlerdeki insanlara, ki İstanbul'un boğazında bugün iki yakada yaklaşık olarak 980 mertebesinde sitenin olduğunu biliyoruz. Her evde de ortalama 2 veya 3 otomobilin olduğunu biliyoruz. O bölgedeki yapılarda en az her ailenin 2-3 otomobilinin olduğunu biliyoruz. Bu insanlar otomobilleriyle kente gidip geleceklerdir ki İstanbul'un hiçbir yolu yetmez. Bu problemi konuşacağız. Bir reklam arası vermen gerekiyor. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. İstanbul'un en önemli iki sorununu, makina, inşaat ve birazdan telefonla programımıza katılacak olan Elektrik Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şube Başkan ve başkan adaylarıyla konuşmayı sürdüreceğiz az sonra. Ötesinden yeniden merhaba değerli izleyiciler. Seçime doğru Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ni konuşuyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve Başkan Adayı birinci bölümde konuğumuzdu. Kendileriyle İstanbul merkezli iki önemli sorunu masaya yatırmış durumdayız. Az sonra Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay da telefonla bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle de seçime doğru TMOB konusunda bir söyleşi yapacağız. Erhan Bey telefonla bağlanırken Sayın Arslan sizle devam edelim. Birinci bölümde İstanbul'un en önemli problemi olan trafik meselesiyle ve şimdi yeni bir rant sağlama aracı olarak ele alınan 3. köprüyle devam ediyorduk. Oradan Makine Mühendisleri Odası'nın ve yarın seçime girecek Demokrat Makine Mühendislerinin görüşlerini de alalım. Hükümetin çok arzuladığı bu 3. köprü konusunda Demokrat Makine Mühendisleri neler düşünüyor? Siz de İnşaat Mühendisleri Odası'nın görüşüne katılıyor musunuz? Buyurun. Bizim zaten TMOB kültürünün esas kaynağı budur. Yani bizdeki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz olsun, oda olarak olsun. Özellikle Cemal Bey'in ifade etmiş olduğu ulaşım konusundaki politikaları tamamen arkasındayız. Yine aynı zamanda İstanbul İl Koordinasyon Kurulu dönem süre içerisinde geçmiş dönemdeki çalışmada baktığımız zaman 3. Boğaz Köprüsü'ne yönelik karşı oluşumuzu, ulaşım sorununun nasıl irdelenmesi gerektiğini birçok etkinliklerimizle, kamuoyuyla paylaşıldı. Geçmiş dönem arkadaşlarımız, şu anki çalışma içerisinde olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu konuyu çok derin bir şekilde Cemal Bey gerçek konuları ortaya yatırdı. Ve bu konuyu biz yeni dönemde de bu sürece sahip çıkacağımızı, TOB kültürünün gerçek anlamda ulaşım konusundaki politikalarımızı, özellikle İstanbul kentindeki olgunun yine insanların güvenli, ucuz ve hızlı ulaşım politikaları oluşturulması anlamında da gerek Makine Mühendisleri Odası gerekse İl Koordinasyon Kurulu olarak çözümlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili araştırmalarımızı, sempozyumlarımızı ve halkımızı her konuda bilgilendireceğiz. Yani çünkü hayatın her alanında var olmayı iddia ediyorsak ulaşımından suyuna, havasına,
barınmasına, sağlığına, her konuda doğru bildiğimizi biz mühendis ve mimarlar olarak mevcut siyasi iktidarı, yerel yöneticileri halka şikayet edeceğiz. Meslektaşlarımıza yan yana olacağız. Bir proje üretmeyeceğiz. Plan yapacağız. Evet. Yani Erhan mevcut siyasi iktidar tabii ki. Bir virgül koyalım. Erhan Bey'le bir söyleşi yapalım. Siz de devam edeceğiz tekrar. Erhan Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Evet, bugün seçime doğru TMOB'u konuşuyoruz. Stüdyomuzda İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Adayı Zeki Arslan var. Her ikisiyle de birinci bölümde izleyebildiyseniz eğer hem seçim sürecini, hükümetin odaya bakışını hem de İstanbul'un en önemli iki sorununu konuşmayı sürdürüyoruz. Sizle de öncelikle seçime doğru TMOB derken Elektrik Mühendisleri Odası'nın hükümetin TMOB mevzuatında kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapmaya çalıştığı değişikliklere nasıl baktığınızı öncelikle dinleyelim istiyoruz. Buyurunuz efendim. Elektrik Mühendisleri Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bugün programımıza katılacak olan danışma kurulu başkanımız emin bir rahatsızlığı için katılamadı. Onun için de özür diliyorum sizden efendim odamız adına. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'ne bağlı odalarda görev alan arkadaşlarımız kamusal görev yerine getiriyorlar. Yani ben Sayın Cemal Başkan'a, başkanlarımız Makine Mühendisleri Odası'ndaki Zeki Başkan diyorum. Onları da kutluyorum, başarılar diliyorum. Şimdiye kadar görev almış tüm arkadaşlarımız gerçekten özleriyle herhangi bir ücret almaksızın görevi yerine geçiriyorlar. Gerek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, diğer tuvalı bağlı odalarımız yeni dönemde Demokrat Liste'nin yönetim kurulu adayları olarak görevi talipler. Neden talipler? Bu konuda ben açıklama yapmak istiyorum. İstanbul Şube'nin 38. döneminde, yani şu anda 36 ve 37. dönemde yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum. Biz de iki dönem alt bir göreve üst üste görev alınmaması gerektiği konusunda bir ilkesel bir hayata geçirmek için bir aday olmadım ama yeni aday olacak. Ya yani aday olan arkadaşların verdiği her görevi diğer görev almayacak arkadaşlarla birlikte yerine getireceğiz efendim. Şimdi bu dönem her dönem geçmiş dönemlerden çok daha fazla önemli bir dönem. Çünkü ülke yeniden yapılandırılıyor. Kamusal alanlar tamamen uluslararası tekellerin, sistemin, emperyalizmin yol haritasına göre yeniden şekillendiriyor. Ülkemizin havası karbon ticaretiyle, suyun ticarileştirilmesiyle, madenleri, enerjisi, her alanı yeniden yapılandırılıyor. Tamamen sermayenin insafına terk ediliyor. Bu dönemde demokrat mühendislerin görev alması çok önemli. Demokrat mühendisler, ki elektrik mühendisleri olarak biz elektrik, elektronik, bilgisayar, biyomedikal otomasyon mühendislerinin örgütlü olduğu bir alandayız. Meslek disiplinlerimizin bu alan, bu sektörlerle ilgili toplumsal bir bakış açısıyla ülkemizin, toplumun, insanlığın yararına çözüm önerilerinde bulunmaktayız. Bizi siyasal iktidarlar ve şu anda AKP hükümeti hep muhalif olarak göstermektedir. Geçtiğimiz cumartesi günü enerji kesintisine neden olan fiyaskoda göstermiştir ki elektrik mühendisleri odamızın yıllardır bu alanla ilgili hazırladığı raporların ürettiklerinin
ne kadar doğru olduğunu bir kez daha açığa çıkarmıştır. Elektrik mühendisleri odamız ve diğer makine inşaat mühendisleri odaları, diğer odalar, mimarlar odalarıyla birlikte bizler ülkenin sorunlarının mesleki sorunlarından ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Öncelikle ülkemizde barışın, demokrasinin tesis edilmesi gerektiği. Çünkü insan hakların, barışın, demokrasinin olmadığı yerde siz mesleğinizle ilgili çalışmayı da yapamaz duruma gelirsiniz. Bugün yeni dünya düzeni meslek alanlarımızı etkisizleştirmekte, mühendisleri kimliksizleştirmektedir. Bu alanda TÜOB'un çok önemli işlevi vardır. İşte bu noktada son seçimlerden sonra kanun yapma yetkisi olmasına rağmen 35 tane karar, kanun hükmünde kararname çıkartan siyasal iktidar neredeyse Cumhuriyet döneminde çıkartılmış tüm yasalarda, temel yasalarda değişiklik yapan bir düzenlemeye gitmektedir. Tırnak içerisinde ileri demokrasi adı altında, aba altından sopa göstererek kendine muhalif olan, muhalif gördüğü, daha doğrusu doğruları, bu ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini savunan, kamusal çıkarların savunuculuğunu üstlenen meslek odalarımızın karşı çıkışını sindirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüğünde, onun bünyesinde dar bir elbise içerisinde hapsetmek istemektedir. Bunun hayata geçmesi mümkün olmayacaktır. Anayasanın 135. maddesi ve TÜMOB yasasının verdiği yetkileri Türk Mühendis Mimarlar Odaları ve ona bağlı odalar harfiyen yerine getirecektir. Cesaretle, kararlılıkla, tehditlere, baskılara boyun eğmeden bu yolda yürüyecektir. Bu ülkenin kentsel yağma adı altında yağmalanmasının önünde duracaktır. Bugün kendi disiplinimizle ilgili enerji sektörü maalesef tamamen küresel aktörlerin yol haritası şeklinde yeniden yapılandırılmakta ve onların talepleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Tabii ki enerji kamusal bir haktır. İnsanlar için, ticaret için, sanayi için temel girdidir ve doğası gereği tekel olması gerekir. Bunun da kamusal olması gerekir. Ve planlamaya ihtiyaç vardır. Son kanun hükmündeki kararnameyle nasıl devlet planlama teşkilatı yok edildiyse her sektördeki planlama da ortadan kaldırılmıştır. Planlamanın olmadığı yerde enerji sektörü gibi diğer alanlarla da mühendisliğin icra edilmesi, kamusal çıkarların korunması ve bu anlamda ülkemizin çıkarlarının korunması söz konusu olamayacaktır. Bizler demokrat mühendisler olarak gerek elektrik mühendisleri ve diğer disiplinlerde aday olurken tüm kendi meslek alanlarımızla ilgili planlı, programlı şekilde üretken biçimde ülkemizin çıkarlarını koruyan raporlarımızla, çalışmalarımızla bu alandaki soyguna, kaynakların yandaşlara, yandaş siyasi kişilere veya şirketlere rant şeklinde yağmalanmasına müsaade etmedik, bunu teşhir ettik. Bu konuda teknik olarak, ki birçok konuda mesela bize muhalif diyorlar, 2007'de çıkartılan enerji verimliliği konusundaki yasayı olabildiğince desteklememize rağmen maalesef siyasal iktidar bu konuda gereğini yerine getirmemiştir. Biz buna rağmen bu konuda üzerimize düşen yasanın verdiği görevleri yerine getirerek gelecekte bu ülkenin karanlıkta kalmaması, arz güvenliğinin bıçak sırtında olmaması ve
74'ün üzerinde, 72'lerin üzerinde dışa bağımlı, bugünkü cari açığın nedeni olan enerjideki Karboğaz'ın bağımlılık ilişkisinin ulusal planlı bir politikalarla çözümlenmesi için üretmeye devam edeceğiz. Ve bu konuda tüm baskılara rağmen biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Üyelerimizin diğer makine inşaat mühendisleri odasında olduğu gibi elektrik mühendisleri odasında da üyelerimizin demokrat mühendislerine aday olan yeni arkadaşlarımıza görev vereceğine inanıyor. Ve bizler de yeni arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında birikimlerimizle destek olarak bu politikaların halkımız çıkarlarına, ülkemiz çıkarlarına politikaların üretilmesinde devam edeceğiz ve her türlü baskıya karşı da kendi kamuoyumuz öncelikle olmak üzere elektrik mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri olmak üzere toplumla bir bütün halinde baskılara göğüs geleceğiz ve birçok olumsuzlukları bertaraf edeceğimize inanıyoruz efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karaçay, programımıza katıldığınız ve kamucu bakış açısıyla mühendis odanızın görüşlerini bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Tüm arkadaşlarımıza da İnşaat Mühendis Odası yarın genel kurulu gerçekleşecek. Makine Mühendis Odası İstanbul çıktığınızda da başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay'ın da görüşlerini aldık. Makine Mühendisleri Odası'yla devam edelim. Üzerinde durulan her üçünüzün de ortak ifade ettiği konulardan biri plan meselesi. Mühendis herhalde zaten planlayan insan demektir en basit tanımla. Mühendis odaları da haliyle planlamayı, kamucu planlamayı önüne koyan meslek odası demektir. Şimdi az önce Sayın Karaçay'ın da belirttiği bu kanun hükmünde kararnamelerle toplumun başka alanlarında olduğu gibi planın kaldırıldığı bir döneme giriyoruz. Ama şimdi 2008 yılında dünya bir ekonomik krizin içine girdi. Hani o serbest piyasanın gizli el her şeyi denetler, düzenler dediği şeyin yanlış olduğu görüldü. Amerika'dan Avrupa'nın en gelişmiş kapitalist ülkelerine kadar bu sihirli elin olmadığı, aslında bir kamucu elin, bir devlet elinin değmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmış oldu. Bu yeni durum siz mühendislerin haklılığını göstermesi bir yana önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nasıl şekillenmesine katkı sunacak? O bakımdan da her iki odamızın görüşlerini alalım. Yani 2008'de bu haklılığımız ortaya çıkmakla beraber mevcut siyasi iktidarlar yine aksi noktasında davranıyorlar. Bu bir gerçeklik. O da başka bir gerçek. Yani sonuçta sadece bugünkü siyasi iktidarla ilgili değil. Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu tüm saha ihtiyarlar planı çok sevmezler. Çünkü onlar için pilav gerekmiyor, pilav gerekir diye meşhur da bir laf var. Evet. Sayın Demirel, bugünkü anlayış da aynı şekilde devam ediyor. Halbuki Türkiye'yi de en uzun süre mühendisler yönetti. O da bizim ayımız olarak bakmıyorum. Çünkü onlar bu sürecin biraz sıkıntılı kişileridir. Oysa biz biliyoruz ki makine mühendisi olarak, tüm mühendis mimarlar olarak bugün ülkenin gelişmesinin en önemli yapı taşlarından bizleriz. Yani sonuçta makine mühendisi, bütün mühendislik ve mimarlık hizmetlerini bu hayatın dışında koymak gelecek açısından bilimsel anlamında bir şeyin reddi anlamına gelir ki bunu doğru bulmuyoruz. Onlar ara sıra her aile içerisinde arızalı insanlar çıkar. Onlar da bu bizim meslek disiplinleri arızalı insanlardır. Bu bir gerçeklik, toplumun gerçekliği. Plana ben dönmek istiyorum. Kamusal denetim alanına dönmek istiyorum. Kamu alandaki yatırımlara dönmek istiyorum. Enerji, Sayın Başkan Erhan Bey enerjiyi ön plana koydu. Bugün biz biliyoruz ki bence acaba şüpheci de olmaya herkes artık başladı. Geçenlerde o kısa süreli İstanbul kentinde elektriğin kesilmesi acaba bir şeyi dayatma noktasında bir hazırlık mı diye bütün sokaktaki insanlar bile bunu söylemeye başladı. Bu bir gerçeklik. Yani sonuçta bir şey alıştırmaya çalışıyorlar. Oysa biz mühendis olarak diyoruz ki
Bizi alıştıramayacaksınız. Biz gerçeğimizi sürekli söyleyeceğiz. Topluma karşı söyleyeceğiz. Enerji konusu bugünün konusu değildi. Biz baktığımız zaman mühendislik mimarlar yapmış olduğumuz çalışmalarda enerji konusunun tek başına bir nükleer enerjiyle çözülemeyeceğini, biz bunu reddediyoruz. Çünkü Türkiye gerçekliğine baktığınız zaman deprem bölgesi. Deprem bölgesinin olduğu bir yerde nükleer santralleri ön plana çıkarmak demek, küresel sermayenin bu alandaki o köklü hesaplarının birer bölüşümüdür. Öbür taraftan bir Japonya depremi yaşanmıştır ki ve dünya ölçeğinde sayılı nükleer santral konusunda bir ülkedir ve dünyanın değişik noktasında bu nükleer santral kurmuşlardır. Bunu göz göre göre ülkemizde olmazsa olmaz devletin ve siyasetin, siyasi iktidarın birinci koşula getirmesi bir gerçekliği görmemekten kaynaklanmaktadır. Çünkü burayı bir rant alan haline dönüştürmektedir. Çünkü biz Türkiye'de önce enerjinin kullanma kültürünü, yani eğitimini en temel olarak bütün hayatımızı her alanda eğitimden alın, insanların nihayet kullanacağı alana kadar bir bilinçlenme kültürü bile gelişmemiştir. Yani çok basit vermek gerekiyorsa, bugün işte geçen hafta enerji haftasıydı. Biz de üzerimize düşen görev gereği toplumumuzu, halkımızı enerjinin kullanımı anlamında nasıl bir enerji alanlara yönelmesi konusunda bildiklerimizi toplumla, meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Yani enerji kullanımı en önemli şeyle bir tanesi tasarruf yapmaktır. Yani bugün kayıp hatlarında, iletim hatlarındaki kayıplarımızı gerçek anlamda ciddi yatırımlar gerektirmeden yapılan çalışmalarla %25 oranında bir elektrik tasarrufu, enerji tasarrufu yapıyorsunuz. Oysa Erhan Bey'in söylediği gibi enerji insanların, toplumun ve sanayinin en çok, en doğal, en ucuz bir şekilde kullanma hakkıdır. İnsanların kullanma hakkını hep siz ticari meta haline dönüştürmüş durumdasınız. Diğer bir taraftan yine enerji önemi ortaya koyduğunda yenilebilir enerji kaynaklarına doğru gidiyor. Yani dünya ama bizim Türkiye'mizde yenilebilir enerji kaynaklarına doğru çok köklü projeleri olmamaktadır. Planları olmamaktadır. Oysa onlar daha ziyade kendisinin iradesinin dışında bir nükleer santrali bu konuda gerekli bir planlama yapılmadan insanlar önüne dayatılmaktadır. Biz bu nükleer santral projesine ve yatırımlarına biz karşı olduğumuzu yine TEOB olarak ve ilgili emek örgütleri ve demokrat örgütleriyle yine bildiğimizi toplumla paylaşacağız. Yenilebilir enerji kaynaklarının ve var olan enerjimizin daha doğru ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ön plana çıkaracağız. Tam bakın enerjiye bakalım, ithalat sürecine baktığımız zaman. Özür diliyorum. Şimdi hükümetin bu enerji meselesiyle ilgili dile getirdiği, doğru ya da yanlış konuşalım, şöyle bir propaganda var. Yani bu mühendisler, mimarlar, TMOB, nükleer santrale karşı. Bunlar HES'lere de karşı, hidrolik santrallere de karşı. Yani bir sadece yenilenebilir enerji toplumun, Türkiye'nin, bu büyüyen, kalkınan Türkiye'nin ihtiyacını görmeye yeter mi diye bir soru var. Hakikaten böyle midir? Yani TMOB bütün bu saydığınız santrallere karşı olup da bir tek yenilenebilir enerjiyi mi toplumun önüne getirmektedir? Burayı her ikinizden de netleştirelim kamuoyuna, çünkü böyle bir yanlış algılama var. HES'ler protestosu nedeniyle gerçek nedir? Bu konudaki TMOB'un görüşünü alalım. Biz doğrudan hidroelektrik santrallerine karşı değiliz. Evet. Yani böyle bir yanılsama içerisine bizi sokmasın siyasi iktidarlar. Biz yani hidroelektrik santrallerinin kurulduğu yerleri gerçek anlamda doğru planlama içerisinden geçirilmediğine karşıyız. Oranın doğasını ve çevresini tahrip ettiğini, varlıkları ortadan kaldırdığını, canlıya zarar verdiğini ön plana çıkarıyoruz. İkincisi, enerji konusu gerçek anlamda tek başına hidroelektrik santraliyle çözülemeyeceği bir çözüm olduğunu, ilk etapta Türkiye'nin gerçek kaynakların doğru planlı bir şekilde kullanılması gerektiğini, bunu elektrik mühendis odası da ortaya koyuyor. Sadece iletim hatlarındaki yapılacak gerçek anlamdaki revizyonlarla %25 bir enerji tasarrufunu yapılabileceğini. Yine yenilebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman Türkiye'nin en çok enerji ihtiyaçlarından bir tanesi konutların ısıtmasıyla ön plana çıkıyor. Ve konutların ısıtmasıyla da çok bariz bir şekilde sadece ve sadece
bu kentlerdeki konutların bir ısı yalıtımıyla yapmamız noktası içerisinde %50 bir enerjide bir tasarruf sağlıyorsunuz. Siz doğalgazı, petrolü %90'lara varan, %72'lere varan dışa bağımlılığı, bunu Enerji Bakanı söylüyor. Yani siz dışa bağımlı enerjilerinizi içsel kendi gerçek enerjilerinizi ön plana çıkarabilen tasarruflarla, yenilebilir enerji planlarınızla ve insanlara mesela çok basit aydınlatma ile ilgili bir şeyi bir ticari meta haline dönüştürmeden çıkarıp ucuz, daha az wattlı ama yüksek aydınlatma gücüne sahip ampullerin bile değiştirmesi kültürü, bunu devlet çok pekala bedava ücretsiz olarak vermesi gerektiğini söylüyoruz ki oradaki yapacağımız tasarruf bile ciddi anlamda ithal etmiş olduğumuz, enerjiye vermiş olduğumuz paranın büyük bir kısmını hızlı bir şekilde döndürebilecek projelerdir. Çok basit projelerdir. Yani araçlarla ilgili dönüşümler, yani artık petrol türevli araçlardan hızlı bir şekilde geri dönüşüm var. Yani sonuçta hibrit tarzı otomobillere dönüş var. Bu konudaki planların ve çalışmaların devlet desteği ve kaynağının doğrudan buralara yatırılması gerektiğini ön plana çıkarıyoruz. Öbür taraftan tükettiğiniz elektriğin %50'sini vergi olarak gelir kalemi yazan bir devlet neden bunları yapsın ki? Tabii bunu ben bir yere daha da karşılaştım. Diyor ki 100 milyar doların üzerinde diyor biz petroldeki kazancımız diyor 20 milyarın üzerinde bir kazancımız var diyor. Şimdi bunun karşısında bir başka bir gelir kaynağı yaratalım ki diyor biz buradan vazgeçelim. Şimdi devlet bunu söylüyor. Sonuçta devletin kendisi yeni bir proje üretemiyor, plan üretemiyor. Yani geleceğe dair, ülkenin sanayisine dair, ekonomisine dair bir şey üretemiyor. Onun tek ürettiği bir şey vardır. Rant ekonomisi. Rant ekonomisi üzerinde Türkiye'ye yalancı bir dünya anlatıyor. Hayatımız hep bu siyasi iktidarla karşısında, şimdi dizi de başladı, yalancı bir dünya ile karşı karşıya. Her şeyi manipüle ediyorlar. Medyayı susturuyorlar. Üniversiteleri susturuyorlar. Kamu kurumları niteliğindeki bağımsız demokrat örgütlerini susturuyorlar. Gerçeği söyleyenleri susturuyorlar. Şimdi gerçeği söyleyenleri susturunca da kendilerini doğru yaptıklarını bu halka yutturuyorlar. Ama bu halk yutmayacak. Biz mühendis ve mimarlar olarak biz dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki kral çıplak diyeceğiz. Bu halkımızı, bu siyasetler etrafındaki çıkar grupları kral çıplak demekten kaçınıyor. Biz bu yapılardan bağımsız duruş olarak da kral çıplak diyeceğiz. Bunlar yalan söylüyor. Bunlar bu halkı soyuyorlar. Çok az bir çıkar grubuna bütün ülkemizi rant haline dönüştürerek satıyorlar. Ve bakın, bu ülkedeki hala işsizlik sorunu çözen bir projeler var mı bu siyasi iktidarın? Yerel belediyenin, kentimizin hala bu ulaşımla ilgili bir sorunu çözemediyse, bu ülkenin konut sorununu doğru düz çözemediyse, bunun temel kaynağı nereden kaynaklanıyor? Çünkü düşünen insanlara, bilinden yana olan insanlara, çağdaş insanlara fırsat vermediği için, karar alma sürecine katmadığı için. Bugün üniversitelerimizin haline bakın. Düşünen ve geleceğimiz kuşağımız açısından bilimsel üretileri en önemli noktası üniversiteler, bugün gerici kadrolaşmayla karşı karşıya. Artık üniversitelerimizdeki öğretim görevlerimiz kendilerini ifade edemiyorlar. Özgürce düşüncelerini ifade edemiyorlar. Bu gerici bir yozlaşma sürecini kendilerinin meslekten mene kadar, bunun bedellerini çok ağır ödedi 80 sonrası üretim görevleri. Bugün bunu en önemli şekilde silah olarak kullanıyorlar. Yani onu yaşamdan, mesleğinden uzaklaştıracak her türlü kadrolaşmaya gidiyorlar. Bakın, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı, kanun gününde kararname oluşturan bakanlıklar, bunun neden yapıldığını biliyor muyuz? Tamamen kendi mevcut siyasi iktidar buradaki kadrolaşmayı tamamen altüst etmek, kendilerine göre yeni yönetmelikler oluşturarak, yeni idari yapılar oluşturarak buradaki kendi siyasi kadrosunu pekiştirmek, sağlamlaştırmak. Buna hizmet ediyor. Ve bu içerisinde çok sayıda çalışanlarımız, meslektaşlarımız işsizlikle karşı karşıya. Mesleki birikimlerini bu ülkenin faydası konusunda yıllardır emek vermiş insanlar, yetişmiş insanları bir kenara itiyorlar. Tamamen
burada yeni bir anlayış oluşturuyorlar. Anlayışın da kendisi bellidir. Bugün sermaye çıkarlarına hizmet edebilecek ransal, kentsel dönüşüm adı altında her şeyi satmak, her şeyi bu insanlara peşkeş çekmek. Oradan istiyorlar. Devam edelim Sayın Gökçe ile. Evet, her şeyi satan, her şeyi ranta dönüştüren bir sistem içerisindeyiz. Tabii şu tuhaf, devletin ekonomide ne işi var diyerek son 30 yılda, özellikle de son 10 yılda hemen her şey satıldı ama devletin bu işlerde ne işi var diyen hükümet bir yandan da TOKİ yapıyor. Kamucu olan, aslında hepimizin desteklenmesi gereken bu projeyi hükümetin bu kadar en önemli silahı olarak değerlendirmesi salt bir siyasal çalışmanın sonucu mudur? Yoksa bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? TUMOP nasıl bakıyor bu TOKİ'lere? Bunu tabii şunu da birleştirerek soruyorum. Amerika'daki en büyük krizin, mortgage krizinin tabii konut meselesinden doğduğunu da söyleyerek soruyorum. Ben de oraya bağlamaya çalışacağım. Bir kez bir şeyi fark ettiler. Türkiye gibi ekonomisi sürekli kırılgan olan bir ülkede, yani var olan geçmişteki iktidarların getirmiş olduğu yönetim biçimleriyle, ki bir önceki dönem koalisyon iktidarlarının almış olduğu karar aynen bugün de uygulanıyor. Yani Kemal Derviş kararları bugün yürürlükte. Yani mevcut hükümetin uygulamış olduğu program, mevcut hükümetin programı olmadığını hepimiz biliyoruz. Dünya Bankası'nın dayatmış, IMF'nin dayatmış olduğu program. Dolayısıyla burada da üretim yok, tüketim var. Yani sanayiye yönelik olarak yatırımlar yapılmayacak. Tüketime yönelik olarak yatırımlar yapılacak. 2-3 gün önce bir televizyon programında tartışılıyordu. Son günlerde de bütün basına, yani yazılı basına yansıdığı, sürekli olarak ülkemizin işte geçtiğimiz yıl yapmış olduğu ihracatı gündeme getiriyorlar. 132 milyar mertebesinde bugüne kadar yapılmış olan ihracatlardan çok daha fazla ihracatın yapılmış olduğunu ifade ediyorlar sürekli olarak. Ama mutlaka sizlerin dikkatini çekmiştir. Ben bizi izleyenlerin de dikkatlerini çekmesi açısından ifade etmek durumundayım. Peki güzel de bundan mutluluk duyarız. Yani gerçekten ülkemizin dışarıya yapmış olduğu bu ihracat bizi memnun eder, önemseriz. Bizim bir yanıyla da işimiz bu. İşte üretelim, satalım, güzel bir şey. Peki ithalatımız ne kadar? Niye açıklamıyorlar? Türkiye'nin borçlarının 500 milyar doları geçtiğini hepimiz biliyoruz. Üretmediğin için yeni bir kaynak da yaratamıyorsun. Peki bu çarkın dönmesi lazım. Nasıl dönmesi gerekiyor bu çark? İşte öteden beri Türkiye'de mevcut siyaseti, siyaset kurumunu hep inşaat sektörü ve imar haklarından kazanılan, sağlanan haksız kazançların finanse ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü yönetim de, ki derviş yasalarının önemlice birisiydi, mevcut emlak bankası da konut üretiyordu, toplu konut idaresi vardı, konut üretiyordu. Ama en önemli kararlardan birisi özelleştir diyordu. Emlak Bankası özelleştirildi. İşte TOKİ de özelleştirilmek üzereydi. Yani fonksiyonu ortadan kaldırılmak üzereydi. Ama mevcut hükümet tam tersini yaptı. Özelleştirmek bir tarafa, yani var olan meslek insanlarıyla, yani sektörde çalışan herkesi ezip geçecek çerçevede rekabetsiz bir ortam oluşturdu bu noktada. Dolayısıyla bunun bir anlamı olması gerekir. Çünkü bugünkü mevcut iktidarı, mevcut yönetimi, yerel ve merkezi düzeyde ayakta tutan yegane girdinin mevcut inşaat faaliyetlerinden ve imar haklarından gelen kazançların olduğu açık. Bu nedenledir ki vazgeçildi işte TOKİ'nin özelleştirilmesinden veyahut kapatılmasından. Tam tersi, işte 10 yılda 2003 sonrası dönemde 538 bin konut üretildi diye övünülmeye, önümüzdeki dönem 10 yıllarda da yine mevcut kentlerin, ki açıklandı biliyorsun işte ülkemizdeki mevcut konut stokunun yaklaşık olarak 17-18 milyon olduğunu biliyoruz. 10 milyon konutun deprem güvenliğinin olmadığını ve bu yapıların yıkılıp yeniden yapılacağını ifade ettiler. Ayrıca İstanbul'da bu çerçevede, ama bir soru sormak durumundayım.
sizin bana sormuş olduğunuz sorudan hareketle yine bugünkü gazetelerde gördüm. İstanbul'un 500 milyon metreküp suyunun barajlarda kaldığı yazılı. Yani Su ve Orman Bakanımızın açıklaması, günlük İstanbul'un su ihtiyacı 2.4 milyon metreküp veyahut 2.5 milyon metreküp. Yıllık su tüketimine aşağı yukarı 800 milyon metreküp. Yani demek ki hava şartları, koşulları bugünkü gibi devam ederse, yani kurak bir mevsim olarak gidiyor, bir seneye varmadan İstanbul'un suyu tükenecek. Yani İstanbulluya yetecek kadar su kalmayacak. Peki bir taraftan böyle durum böyle, biz planlamadan bahsediyoruz ya, meslek insanlarıyız. Planlamayı geleceğe dönük olarak plan yapmaktan bahsediyoruz ya. Peki bir taraftan da bugün işte İstanbul'un nüfusu 15 milyon. 1/100.000'lik çevre düzeni planıyla, yapılan çevre düzeni planıyla birçok işte tarım alanları yapılaşmaya açılacak. Artı 3. köprünün yapılması ve kanal projesinin hızıyla İstanbul'un nüfusunun 25 milyona çıkacağını da biliyoruz. E peki siz İstanbulluya suyu nereden getireceksiniz? Hiç önemli değil. Ne olacak? Yani bu suyu tüketinceye kadar bu kadar konutu satarız. Oradan gelen gelirleri harcarız. Ondan sonra da ne olursa olsun. Benden sonra tufan anlayışıyla bir işte kenti yönetmek, bir ülkeyi yönetmek olası değil. Bugün Trakya toprakları, İstanbul'da dahil olmak üzere, Türkiye topraklarının %8'i. Ama siz nüfusunuzun neredeyse yarısını bu koridora yığarsanız eğer, en münbit tarım arazilerini, yok olacak olan ormanlarınızı, su havzalarınızı da yok sayarak sadece ve sadece yapacağınız konutları düşünürseniz, 2 gün önce İstanbul'u karanlıkta bırakırsınız. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz, hiçbir kentte olmaz. Belli yatırımların mutlaka alternatifleri vardır. Trafoların alternatifleri vardır. Yani ana trafoları. Peki biz İstanbul'u depreme hazırladığımızı ifade ediyoruz. Son derece doğal bir olayla, işte bir lodosla trafo zarar gördü. İstanbul bir gün elektriksiz kaldı. Peki bunu yedeklemez mi insan? Yok, çok önemli değil. Ne yapmak lazım? İşte mevcut su kaynaklarına durmadan işte küçük küçük hidroelektrik santralleri yapmak. Biz meslek insanlarıyız, mühendisleriz ve mimarlarız. Bu tür yatırımlar olmazsa bizim arkadaşlarımız nerede çalışacaklar? Tam tersi, birilerinin savunduklarından çok daha fazla yatırım savunuruz. Ama burada iki koşul var. Çünkü biz meslek insanıyız ama önceliklerde, öncelikli olarak da insanız. Bugün bizim tükettiğimiz kaynaklarda bugünün insanlarının, yani sadece bizim hakkımız yok, gelecek kuşakların, torunlarımızın da hakları var. Dolayısıyla kaynaklarımızı da olabildiğince gelecek kuşakların yaşama haklarını sıkıntıya sokmadan kullanmak ve geleceği de planlamak gibi bir görevimizin olması gerekir ki mesleğimizin de en temel koşulu, bize yüklemiş olduğu en temel görev bu. Bu noktada elbette ki hidroelektrik santralleri yapacaksın ama can suyu dediğimiz suyu bile bırakmadan oraya yapmış olduğun hidroelektrik santralinin de 2 sene sonra çalışmayacağını bilerek sadece ve sadece o insanlara gelir sağlamak anlayışıyla eğer hidroelektrik santralleri yaparsanız insanlar deremizi size vermeyiz diye bağırırlar. Biz meslek odaları olarak böyle hidroelektrik santralleri yapılmaz deriz. Biz Japonya'da işte ortaya çıkan tsunami nedeniyle nükleer santralin zarar görmesi ve birçok insanın bölgedeki, sadece Japonya'da değil, bölgedeki insanların yaşamlarını tehlikeye sokmuş olmasıyla artık sadece Japonya değil, Fransa başta olmak üzere, İngiltere başta olmak üzere, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, İtalya başta olmak üzere nükleer santrallerini, yani var olan nükleer santrallerini gözden geçiriyorken sen bir deprem ülkesi olmana rağmen Akkuyu'da, ki Akdeniz'in ortasında önemli bir fay vardır, o fayın patlamasıyla çok ciddi bir tsunaminin olacağını bildiğimiz Akkuyu'ya nükleer santral yaparsan meslek odaları bunu yapma der. Çünkü sadece sen oradan gelecek kazancı değil,
o bölgede yaşayan insanları ve yaşayacak insanları, yani insanı hedef, insanı odak noktasına oturtarak yatırımları yapman gerekir. Dolayısıyla şu bir iftiradır, yanlıştır, yalandır. Meslek odaları hiçbir zaman yatırımlara karşı değildir. Planın yanındadır. Planlı gelişmenin yanındadır. Gecelik ve günlük projelerin hiçbir yararının olmadığını görüyoruz. Biz 1999 depremi sonrası şöyle ifade ettik. Dedik ki bu kenti ve bu ülkeyi bize teslim edin. Gerçekten söylüyorum Sayın Başkan. Biz 5 senede bu kadar problemli olan rant alanı haline dönüşmüş, işte deprem güvenliği olmayan, ulaşım problemleri kentlerimizde ve kentler arası yollarda ciddi sorunlar yaratan Türkiye'de biz 5 yıl içerisinde ciddi bir hamle yaparız. Yani problemi tümüyle çözmesek bile sorunu tamamen disiplinize ederiz ulaşım çerçevesinde. Deprem noktasında da bize teslim edin dedik bu ülkeyi. Biz 10 yıl içerisinde gerçekten deprem güvenliği olmayan yapıların önemlice bir kısmını deprem güvenlikli hale getiririz. İşte dün Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Kentsel dönüşüm yasa tasarısı yakında meclise gelecek. Yine hep tarif edilir. Biz meslek insanları olarak, mühendisler ve mimarlar olarak kentsel yenilemeye ve kentsel dönüşüme karşı çıkma şansımız yok ki. Doğru da değil. Ama kentsel dönüşümden anlaşılması gereken ne? Çöküntü alanlarının yenilenmesi, gecekondu alanlarının yenilenmesi, sadece deprem olmazsa bile bu alanların yenilenmesi ve o bölgede yaşayan insanların insanca konutlarda yaşamasını sağlamak yöneticilerin de görevi, bizim de konuyu buraya, bu noktaya odaklamak gibi bizim de görevlerimiz arasında. Fakat siz yol üzerlerine ve boş alanlara yapmış olduğunuz AVM'lere bile, alışveriş merkezlerine bile, gökdelenlere bile kentsel dönüşüm derseniz, kentte bulunan boş alanları, yeşil alanları, su havzalarını, orman alanlarını yapılaşmaya açarak kentsel dönüşüm yapıyorum derseniz, yani buna kimse inanmaz. Dolayısıyla yapılması gereken şudur öncelikli olarak İstanbul açısından ve ülkemizin... Son cümlenizi alayım. Söylüyorum, bitiriyorum Sayın Başkan. Kesinlikle boş alanlara dokunmamak lazım İstanbul'da. Yazık bu kente. Çöküntü yerlerini, eskimiş yerlerini, ama kentsel dönüşümü bir sonuç olarak görerek, planlamanın kendisi olarak değil de planlamanın bir sonucu olarak görerek riskli bölgelerden başlayıp İstanbul'un bütünsel dönüşüm ve yenileme çerçevesinde bir planını yaparak kentsel dönüşüme evet, kentimizin yenilenmesine evet, biz meslek odaları olarak bu çerçevede bir bakışa, bir planlamaya elimizi taşın altına koruruz ve katkı sağlarız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son 3 dakikamız. Sayın Arslan'a da yarın genel kurula gelecek İstanbul'daki makine mühendislerine ne çağrı yapacak, o sözlerini alarak programımızı tamamlayalım. Buyurun. Yarın tüm meslektaşlarımızın bugün gündeme getirmiş olduğumuz ülkemize, geleceğimize, mesleğimize sahip çıkacağımız, mevcut siyasetlerin her türlü saldırılarına karşı boyun eğmeyeceğimizi bir daha gösterme günüdür. Geleceğe dair sözümüzün söyleneceği bir kürsüdür yarınki genel kurulumuz. Pazar günü seçim ise bir makine mühendisi odası demokratların bir seçimi kazanma süreci değildir. Geleceğinin sözün olduğunu, bu ülkenin güzel insanlara hala ihtiyacın olduğunu, bu ülkeye sahip çıkan bir anlayışı sürdürmesi gerektiğini, sorumlu hep bütün üyelerimize olduğunu altını çizmek istiyorum. Sadece Makine Mühendisi Odası İstanbul Şubesi'nin yarın genel kurulu yok. Bunun dışında 8 tane şubemizin genel kurulu geçen hafta tamamlandı. Demokrat mühendislerin zaferiyle sonuçlandı. Devam desteği sürdürüldü. Bu haftada 15 tane şubemizin genel kurulu var. İstanbul ve Ankara'da bu süreç daha etkin bir noktada sürülüyor. Karşı grupların daha örgütlü olduğu, kamu kurumlarının ve belediyelerin desteklendiği bir süreç işleniyor karşı lise tarafında. Biz buradan yarın tüm demokratların Türkiye çapında sürdürülen
demokrat arkadaşlarımızın, çağdaş mühendislerin, Ankara'da çağdaş mühendis arkadaşlarımızın, Profesör Doktor Müfit Gülgeç hocamızın başkanlığındaki arkadaşlara da, yönetim kurulu arkadaşlara desteklerini buradan talep ediyoruz. İstanbul Şube'de ise de demokrat makine mühendislerin, endüstricilerin, işletmecilerin, uzay mühendislerinin, sanayi mühendislerinin, mekanik mühendislerin de katıldığı Demokrat Mühendisler grubunun desteklemeye çağırıyoruz. Tek ses, tek yürek olmaya ve tek yumruk olmaya çağırıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Hepimizin sorumluluğu, geleceğe dair söyleyecek sözümüzün olduğunu bir daha ispatlayacağız. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Sayın Ulusal Kanal yönetiminin ve çalışanlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, ben de her ikinize çok teşekkür ediyorum. Her iki odaya da, seçim sürecindeki her iki odaya da başarılar diliyorum. Değerli izleyiciler, bir Ufuk Ötesi'nin daha sonuna geldik. Biz mühendisler plan dedikçe karşımıza pilav diye çıkanlara buradan son söz olarak iyi pilav içinde ve hiç kimsenin aç kalmadan herkesin pilav yiyebilmesi için de yine plan gerekiyor diyerek bağlayalım. İyi geceler.